Nöbetten çıktıktan sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti Doktor Rümeysa Şen. Ve o 36 saatlik nöbet konusu gündemde. 36 saat çalıştıktan sonra o yorgunlukla mı trafik kazası geçirip hayatını kaybetmişti doktor? Bu soru soruluyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili konuştu. Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğunu söyledi ve bu maalesef gerçektir dedi. Yani bir gerçekliği kabul etti. Ama Doktor Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise kesinlikle yanlıştır dedi. Mesaisini gerçekleştirmiş, sonra nöbette kalmış. Kaç saat çalıştı? 12 mi, 15 mi, 16 mı, 18 mi? Kaç saat çalıştı Sayın Sağlık Bakanı? Tamam, anladık, 36 değil ama kaç saat çalıştı? Hepimizi derinden etkileyen bir olay yaşadık. Doktor Rümeysa Şen mesleğine bütün zorluklarına rağmen bağlı, hayatının baharında bir arkadaşımızdı. Geçtiğimiz cumartesi günü kendisini bir trafik kazasında kaybettik. Kaza dramatikti, hepimizi sarstı. Olay Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan bu gencecik hekimin nöbetini tamamlayıp hastaneden ayrılmasından 2 saat kadar sonra evine dönerken meydana geldi. Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir. Doktor Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise yanlıştır. Arkadaşımız günlük mesainin ardından nöbet tutmuş, sabah hastaneden ayrılmıştır. Hemen belirtmek istiyorum ki biz değil, 36 saat, 24 saate varan bir çalışma süresini de insani bulmuyoruz. 2021 yılındayız. Değişmesi gereken, yapılması gereken çok şey var. Öncelikle adil uygulamanın takipçisi olacağız.